göreneklerin yansımalarını işlediğimiz Kadın Gözüyle programında sanattan spora, kültürden birçok aktiviteye hepsine mikrofon uzatıp hepsini dile getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da öyle yaptık. Sizler için dop dolu bir program hazırladık. Şimdi Kadın Gözüyle Bursa'da Osman Gazi'deki yaşama göz atalım. Ovası'nın belki de en güzel ve tek köy lakabına sahip Nilüfer Köy'deyiz. Merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bu yerde muhtarımızla birlikteyiz. Burhan Mandacı yanımızda. Hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk. Sizler de köyümüze hoş geldiniz. Tek Rumeli TV olarak köyümüzü tanıtım konusunda öncelikle Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a teşekkür ediyoruz sizleri bizlere gönderdiğinden dolayı. Bize Nilüfer Köy Mahallesi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Nasıl bir yerdir, insanlar nasıl yaşar burada? Efendim Nilüfer Köy Mahallesi 1880'li yıllarda kurulmuş olan göçmen bir köyüz. Göç olarak gelmiş olduğumuz yerde Bulgaristan'ın Turnova'nın Sigundal Köyü'nden Nilüfer Köy'e gelip yerleşen köyüz. Köyü kurduğumuz dönemlerde tütüncülük, buğday, tarım bu gibi zeytinlerle mücadele etmeye başlıyoruz. Şu an köyümüz çevre köylere bakınca en hızlı gelişmekte olan bir köy. Köyümüzün gelişmesinde de yine de Osman Gazi Belediye Başkanımızın belediye başkanı seçildiği günden bu tarafa köy olmamıza rağmen köyümüze köy ayrımı yapmadan mahallesi değildi. Osman Gazi Bey ismi burası mahallesi değildi. 2014 seçimlerinde mahallesi oldu. Köye çok hızlı bir yatırım yaparak, gelişmesini sağlayarak insanların dikkatini çekti buraları. Ve yerlerimiz villa imarlı olduğu için herkesin gelip buradan yer alıp ev yapması köyümüzün nüfus sayısını arttırdı. Bugünkü nüfus sayımız 2500 nüfusumuza sahibiz. 1000 küsur haneye sahibiz hane olarak. Şu an geçimimizi herkes sanayide, organize sanayi bölgesinde, fabrikalarda çalışıyorlar. Ve bir kısım zeytin üzerinde tarım yapıyoruz. Şeftali, armut geçimini bu şekilde sağlıyorlar. Yani şimdi biraz mahalleyi gezelim hep beraber görelim bakalım nasıl mahalleyi bir yermiş. Mahalleyi gezelim. Bugün köyümüzün salı pazarı. Evet. Köylünün alışveriş yapmış olduğu bir pazar. Buyurun pazarı bir gezelim. Şimdi pazarı gezmeden önce şunu söylemek istiyorum ben. Burası oldukça hareketli bir bölge. Hem Mudanya yoluna hem İstanbul yolunun ortasında kalmış güzel ova mahallelerinden, köylerinden biri. Oldukça da hareketli bir meydanı var. Hemen hemen her mahalleden gelen taşımalı sistemde okulu burada çünkü. Evet. Aynı zamanda da salı günleri pazarın kurulduğunu ve bu salı pazarının da oldukça buraya hareket kazandırdığını öğrendik. Normalde de burası çok hareketli bir meydan. Herkesin gelip uğrayabildiği bir nokta çünkü. Şimdi gezelim bakalım Buyurun. Muhtarım. Buyurun. Nilüfer Köy hanımları oldukça marifetli, küçücük bir yer bulmuşlar kendilerine ve o küçücük yerde koca bir dünya yaratmışlar el işlerinden. Hemen hemen her şey yapılıyor bu kursta, Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarında. Yanımızda da eğitmenlerinden biri var. Hemen tanıyalım size. İsmim Saim Adalan. Osman Gazi Halk Eğitim'e bağlıyım. El Sanatları Teknolojisi öğretmeniyim. Derslerimizde birçok
tekniği işliyoruz. Belli bir modülümüz var. O modül üstünden çeşitlendirerek gidiyoruz. Mesela el işlerinde neler var? Ben her şeyi görüyorum. Kaneviçeden kozaya kadar birçok el sanatlarını öğretiyorsunuz burada. Zaten çok önceleri tek düze eğitim daha çok veriliyordu. Yani tek koza diyelim bütün yıl. Ama şimdi öyle değil. Tamamen el sanatları teknolojisi adı altında bütün teknikler giriyor. Koza ile başladık. El nakışları, kurdele nakışı şeklinde devam edeceğiz. İkinci dönemde ahşap boyama tekniklerine gireceğiz. Peki bir isteği olan var mı? Ben hanımlara sormak istiyorum. Çünkü siz eğitmenlerisiniz ama onlar burada yaşıyorlar. Kime mikrofon uzatalım? Merhaba, herkes seni işaret etti abla. Öyle mi? Çünkü bende istekler daha fazladır, belki ondandır. Evet, önce seni tanıyayım abla. Şimdi ben Nilüferköy'de oturuyorum. Şerife Ünal. Buraya 8 yıl önce geldik biz. Evet. Ama çok güzel bir köye geldik. Şehrin içinde bir köy burası. Ve o kadar farklı, nezih bir yer ki. Deniz havası var, dağ havası var, şehre yakınlığı var, otobüsümüz var, her şeyimiz var. Şimdi şöyle diyeyim, biz bayanlar boş durmayı sevmeyiz biliyorsunuz. Evet. Evde iş yapmayı seviyoruz ama tek başına çıkartılacak işler var, yapılmayacak işler var. Bir hocanın nezdinde, onun göstermesiyle bir grup halindeyken çok farklı işler çıkıyor. Biz bu sene çok şanslıyız. Böyle bir hocanın sayesinde çok güzel şeyler çıkacağını hepimiz inancındayız. Haftanın 3 günü burada olacağız. Sabahtan 4'e kadar ama severek geliyoruz biz buraya. Yani şimdi şöyle bir istekte bulunacağız. Muhtarımız sağ olsun çok güzel çalıştı. Bize bir sağlık ocağından sonra bir halk eğitim odası ayarladı. Ama yerimiz küçük. Onun için belediye başkanımızdan daha büyük yerler istiyoruz biz. Yardımcı olsun köy olarak, muhtarımıza yardımcı olsun. Gerekirse biz bile çalışırız, bayanlar olarak çalışırız. İşçiliğimizi bile yaparız gerektiğinde ama hani daha bir gelip de bizi dolaşsınlar, daha fikir versinler. Öğretmenimizi bir de her sene burada istiyoruz artık. Afiyet olsun çocuklar. Evet, Nilüfer Köy'de ana sınıfının olduğu yerdeyiz. Yanımızda eğitmenimiz var. Önce kendisini bir tanıyalım, bakalım neler söyler. Mukaddes Doğru Yol. 8 yıldır burada çalışıyorum. Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Evet. Burada bulunmaktan da memnunum. Kaç çocuğumuz var şu an burada? Şu anda 17 öğrencim var. Geçmiş senelerde 25-26 oluyordu. Bu sene 17 öğrencimizle devam ediyoruz. Genelde bu sene Nilüfer Köy'den var. Taşımalı eğitim olduğumuz için biz Aksungur, Çağrışan, Ahmet Köy'den öğrencilerimiz var. Bu sene ama Nilüfer Köy'ü ağırlıklıyız. Anlatırım, çok güzel bir ana sınıfımız var hemen okulun bahçesinde. Hem halk eğitim burada hem ana sınıf orada. Neredeyse hepsi bir arada bir çok güzel bir eğitim yeri olmuş burası. Neler söylersiniz? Burası bizim okuduğumuz eski bir okuldu. Evet. Biz burasını Nilüfer Köy Muhtarlığı olarak tatilat yaparak ana sınıfı yaptık buraya. Bir ana sınıf olmasını sağladık. Konumuna getirdik. Bu vesileyle de buradaki çocukların okuma imkanını, temel eğitimi burada almaları başladılar. Afiyet olsun. Senin adın ne? Benim adım Mahmut Akgün. Bir daha alayım, anlayamadım. Mahmut Akgün. Mahmut Akgün. Doğru mu anladın? Evet. Sen neler yapıyorsun burada, neler öğreniyorsun? Yiyorum. Yemek mi yiyorsun şu an? Yemek yerken beni konuşturmayın diyor. Doğru söylüyor, ne diyelim şimdi? Yani oyunları mı anlatacaktı bize?
Nilüferköy Mahallesi'nde iki çınarın arasındayım. Aslında bu iki çınarı ayırmak istemezdim ama aralarına iliştim gene de. Sohbet edebilmek, biraz muhabbet edebilmek istedim. Can yoldaşları ki uzun yıllarca her ikisi de çınar gibiler bu mahalle için. İsimleri oldukça biliniyor. Birçok kitapta, birçok yerde yer aldılar. Onların fotoğraflarını çekmek için özellikle geldiler. Çünkü yaşayan çınarlar bunlar. Emin amcam ve Fethiye anam. Her ikisi de çok özel insanlar. Ben önce Fethiye ablacımla, anacımla konuşmak istiyorum. Biraz bakalım kendini anlatsın bize, burada nasıl yaşıyor. Önce seni tanıyalım mı? Nasıl mı yaşıyorum yavrum? 16 yaşında gelin oldum. 17 yaşında anne oldum. Kızım biri duraydı, 71 yaşına girecekti şimdi. Maşallah. Biri duraydı 66 yaşında. Onlar Allah'ın rahmetindeler. 3 tane daha Allah onları bana izin etti. İşte. 71 yıl önce geldin buraya. 71 yıl önce geldim buraya. Geldiğinde dedim. Buralar nasıldı? Nasıl bir yer? Nasıl yer miydi kızım? Toprak alçak evler. Hı-hı. Bir aş ev deriz. Orta yerde. Bizim de böyle ufacık bir odamız vardı. Biri büyüktü. O büyük olan, onlar yetimler vardı. Hı-hı. Yavrum bilir. Yetimler vardı. Bir yetim 4 yaşında, bir yetim 6 yaşında, bir yetim 9 yaşında, bir yetim 14 yaşında. Hı-hı. Onlar kızamık çıkardılar. Onlara yaydım böyle bir yatak. Biri öyle yattı, biri öyle, biri öyle. O büyük olan, 14 yaşındaki olan dedi ki, eh be yenge dedi, benim dedi kızamım çıkmıyor dedi. Fikret'inkiler, İsmet'inki çıktı dedi, benimki niye vurmadı yüze dedi. O kucağımda dışarıya çıkardım, vefat etti. 14 yaşında. Bak. 9 kişiydi kızım. Çeşmeden su taşırız, çamaşırı yıkarız, ederiz, gelirler derler. Nasıl yıkadın onca çamaşırı, bahar gibi yıkamışsın. İlkten küllü su yaparsın. Kazana, o durulur o su. O su böyle kayıncak olur. O suyla güzelce onları yıkarsın. 3-4 su. Ondan sonra kazana korsun, onları kaynatırsın. O çamaşırlar pamuk gibi, kar gibi olur. Maşallah. Peki ne yer, ne içerdiniz o dönemde? He? Neler yerdiniz yemek olarak? Neler yemek vardı? Yemek olarak yavrum. Kendimiz ekerdik. Fasulye ekeriz, nohut ekeriz, mercimek ekeriz, kanı kara ekeriz, düveriz onları. Yufka yazarız. 400-500 tane kışlık kuskus yaparız, erişte yaparız, bulgur kaynatırız. Biz satın bir şey bilmiyorduk o zaman. Şimdi ama ekeriz, dikeriz, o domatesler güzel, yumuşacık güzel kokar. Canım böyle, gelini yeni aldık, aman biz gibi ekmeksiz yerdi bari yenge. Ondan sonra böyle mis gibi kokardı. Şimdi kesiyorsun domatesi, o domatesin içinden böyle bıçak kesmiyor. Değil mi? Hepsi taş gibi. Bir şeyinin ayrı yok. Gençlerin ayrı yok kızım. Şimdi ne bileyim, bilmem, bir şey diyemem. İnsanlarımız çok değişti. Aynı müşriklere döndük. Peki buradan Bursa'ya nasıl gider gelirdiniz? Yakınsınız ama. Nasıl giderdik? Dedenin arabası vardı. Hı. Dedenin. Beygir arabası. Beygir arabasından giderdik. Hı hı. Beygir arabasına insanları götürüyordu, getiriyordu hep. Hı hı. Ya, o zaman öyleydi. Onların aslında en büyük özelliği, aynı zamanda o eski evin ruhunu hala bu evde yaşatıyorlar. Eşyaları hala eski eşyalardan ibaret odaları. Bu anlamda da birçok fotoğrafçının uğrak yeri oluyor ama onlar, Allah ömür verdiği sözü onlara, onlar mutlu, mesut, sağlıklı yaşamalarını ben diliyorum. Onlar dolu dolular. Anıları çok fazla onların. Çünkü Fethiye anacığım anlatırken ve insanlara bakarken böyle gözleri hemen doluyor. Hep böyle kapı çalsın istiyor. Birileri ona uğrasın, gelsin, selam versin istiyor. Evet muhtarım, biraz sizden dinleyelim. Emin amcayla Fethiye ablanın öyküsünü. Siz neler söylersiniz? Şimdi efendim, öncelikle bizi alamız evine misafir ettiği için Emin dayımız ve Fethiye alamız, her ikisi de köyün yerlisi. Erkise köyün yerlisi, köyün kurucularından aynı zamanda. Eski çınarlar, sizin dediğiniz gibi eski çınarlar. Tabii bu köye geldiklerinde, bu köyü kurulduğunda göçmen bir köy olduğumuz için tekrar söylüyorum, yani göçmen bir köy olduğumuzu. Çünkü o zaman
geçim kaynağımız çok az vardı. İnsanlar geçinebilmek için yerli köylere, çevre köylere çalışmaya başlıyorlar. İşte Emin dayımız o dönemlerde bir at arabası alıyor. At arabasıyla diyor ben ne yapabilirim? En azından buradaki insanı Bursa'ya taşıyayım, Mudanya'ya götüreyim, Burgaz'a götüreyim ve at arabası yolculuk seyahatlerine başlıyor. Daha sonra Emin alamızın da az evvel bahsettiği yetim çocuklardan bahsetti. Emin dayımın yakın akrabası rahmetli olduğu için onların çocuklarını da alamız üzerine aldı ve onları da bu evde baktı, büyüttü, yetiştirdi, evlendirdi, gelinliğini yaptı. Yani gerçekten bu insanlar yani Allah katında çok büyük sevaplar kazandığına inanıyoruz. Ve onları Allah başımızı hiç eksik etmesin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu böyle hep güler yüzlü görmek istiyoruz kendilerini. Kendine ait bir simgesi vardır. Nilüfer Köy'de de Müzeyyen abla bu köyün simgesi olmuş. Geldiğiniz zaman muhakkak ablamı, anacığımı bulun. Çünkü burada çok güzel köy ekmekleri yapıyor. Daha önceleri öğrendiğim kadarıyla kahvaltı da veriyormuş ama pek fazla talep olmadığı için, bir de tek başına olduğu için artık gücüm yetmiyor, yapamıyorum diyor ama hala ekmekleri meşhur. Hemen hemen birçok kişi buradan gelip Müzeyyen ablanın ekmeğini alıyor ama ben önce kendisini tanımak istiyorum çünkü onun anlatacak çok şeyi var. Merhaba. Merhaba yavrum. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, bizden de olsun. İyiyiz, çok şükür Allah'a. Seni tanıyabilir miyiz azıcık? Müzeyyen Gülşen. Gülşen Hanım, Müzeyyen ablacığım. Hı. Şimdi ya, bayanlara yaş sorulmaz ama ben soracağım. Sor. Usulsün söyle sen kulağıma. Saklı değil ki. 67 yaşındayım. Oy maşallah. 48 doğumluyum. Ekmek yapıyorum. İsteyenlere köy lokumu yapıyorum. Köy nişan çöreği yapıyorum. Hı-hı. Gelinim sarma sarıyor. Hı-hı. Kısırlar yapıyor. Her şeyler yapıyor. Şimdi gene içeride yapıyor. Hı-hı. Hani her şeyler yapıyor. Elimden her şey gelir diyorsun. Geliyor. Gelinimle birlikte. Evet. Evet. Ama şimdi ben bahçeni de gördüm senin. Çok güzel bir bahçe düzenlemişsin. O kadar güzel düzenleyemem ama gene otantik bir yer yaratmaya çalışmışsın. Evet. Kendince bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Daha önce burada yemek kahvaltılar veriyormuşsun. Evet. Artık vermiyorsun. Galiba. Vermiyorum. Çocuğum işe girdi. Zaten bayan kuaförüydü. Bıraktı biraz başını dinlesin diyerekten. Şimdi yeniden işine başladım. O sebepten vermiyoruz. Peki ekmeğe talep oluyor mu? Ekmeğimize çok güzel talep oluyor da bir kişiyim ben, yetiştiremem. Yapsam her gün gidecek. Eşe, dost da işte böyle. Hem benim işim görülüyor, onların işi görülüyor. Bu amaçla yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ekmek deyip geçmeyin. Şehirlerde bu ekmeğin tadını, lezzetini, kokusunu evet. bulamazsınız. Evet, bu bir bilinir. Müzeyyen abla gibi insanlar hep var olsun istiyorum ben. Çünkü bu kültür, bu değer hiçbir zaman yok olmamalı. Birileri yapmalı ya da birileri öğrenmeli bunu. Evet. Burada da Müzeyyen abladan sonra kimler öğrenir bilmiyorum ama inşallah gönüllüsü çıkar.
Ve o da bu geleneği, kültürü onlara öğretir. Nasıl yapıldığını, elinin lezzetinin nasıl olduğunu anlatır. Ebediyen de bu ekmekler, köy ekmeği, köy yemekleri hep bu mahallelerde, yörelerde yaşar. Nilüfer Köy'de bu anlamda Müzeyyen ablandan dolayı çok şanslı bir yer. Siz de şanslı olmak istiyorsanız köy meydanına geleceksiniz. Orada muhtarlık var, çok güzel bir meydanı var. Oturup çayınızı içeceksiniz. Müzeyyen ablamın ismini söyleyeceksiniz. Onlar zaten size yolu tarif eder, evini gösterir. Ama biz Nilüfer Köy'de gezmeye devam ediyoruz. Nilüferköy mahallesindeki gezimiz devam ediyor. Gezdikçe sokakların ne kadar güzel, meydanların ne kadar düzenli olduğunu gördük. Burhan muhtarımıza da sormamız gerekiyor. Bakalım buradaki çalışmalar nasıl devam ediyor? Efendim, öncelikle şu an bulunmuş olduğumuz yer köyümüzün eski İdirlez yeriydi. Yani köyümüzün gençleri, genç kızları görmüş olduğumuz bu çınarda hepsi sallanarak büyüdüler. Ve buradan sallanarak gelin olup gittiler. Ve daha sonra İdirlezler ne hikmetse nedense bilemiyoruz. Eski canlılıklar bitmeye başladı. Bizim burası da bu görmüş olduğumuz park olan yerimizde atıl bir duruma geldi. Bir gün Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'la gezerken köyümüzü tanıtırken kendisine buradaki atıl olan durumu gördü. Ve buranın da eski bir İdirlez yeri olduğunu, bir bayram yeri olduğunu kendisine anımsattık. O da bize aynen şöyle söyledi. Dedi ki, muhtarım, burası Osman Gazi'nin parlayan yıldızı olacak. Biz de o zaman buraya bir park yapalım. Tekrar köyün insanlarını, kızlarını bu park alanında getirelim ve burasını canlandırmış oluruz dedi. Ben de hacımım olur mu diye düşündüm. Gerçekten başkanımız ileriyi gören bir insanmış. Ufku daha büyük olan bir insanmış. Ve o günden sonra burası akşamları 50, 100, 150'nin üstünde insanlar çoluğunla çocuğunla buraya gelip bu parkta oturuyorlar. Kaynaşma, sohbet vaktini yazın sıcak havalarda vaktini gece saat 1'lere 12'lere kadar burada geçiriyorlar. Bu hizmeti bize kazandırdığından dolayı Sayın Mustafa Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Burhan muhtarım dedi ki benim azaları tarlada bulursun dedi. Herhalde Bursa'da bilmiyorum başka var mıdır? Böyle mahallelerde, köylerde bayan ağza mevcut mudur bilmiyorum. Ama biz Nilüfer Köy'de denk geldik. Ve Burhan muhtarımın tam dediği gibi de arazide zeytinde çalışırken bulduk ablamızı. Önce bir tanıyalım kendisini. Yeni Zengin. Ne iş yaparız? Ev hanımıyım. Sonra? Çiftçiyim. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Ev hanımısın. Evet. Çiftçisin. Evet. Aynı zamanda Nilüfer Köy'de ağzayım. Evet, aynen öyle. Evet. Ve şu anda da zeytinde toplama aşamasındasınız. Evet. Tabii ki bu mevsimin bereketi zeytin. Kesinlikle. Nasıl gidiyor? Neyle nasıl kar ediyor mu? Az. Az mı? Az. Ama fiyat iyi. Fiyat güzel. Güzel açıldı. Evet. Yoğun olmuyor mu? Hem ev işi, hem zeytincilik, hem ağza. Biz çalışmayı seviyoruz. Çalışmayı sevince yoğun olmuyor. Nebahat Hala teyzeciğim, nereden geldik? Biga'dan geldik. Çanakkale'den geliyorsunuz. Evet, Çanakkale Biga.
yardıma geldiniz. Yardıma geldik. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi çok sağ olun. Şimdi hani ben hep bahsediyorum ya Nilüfer'in köyünün o canlılığından. Şu aralar pek görmezsiniz diyorum. O da çünkü herkesin zeytin toplamada çalışıyor olmasından kaynaklanıyor. Sadece sabah ve akşam üzerleri oldukça yoğun oluyor merkez. Aptal Kültür Merkezi. Burası da diğer çarşı ve hanlar arasındaki o tarihi eserler arasında yerini almak üzere kapılarının açılmasını bekleniyor. Tadilatı bitmiş Osman Gazi Belediyesi Aptal Kültür Merkezi'ni gene günümüze kadar kazandırmış, getirmiş tadilatlarla ve onarımlarla. Daha sonrasında sergiler, konferanslar, toplantıların yapılacağı bir mekan haline gelmiş. Burada kurslar verecek. Döneminin en önemli sivil mimari özelliğini taşıyan Sümbüllü Bahçe Konağı, Bursa'ya has manzarasıyla çok özel ve güzel yerlerden biri haline gelmiş. Yapılan büyük çalışmalar karşılığında Osman Gazi Belediyesi burayı harabeden, işte şu an bulunan, yemek yenilip çay kahve içilebilecek çok güzel bir mekana dönüştürmüş. Buranın tarihinde aslında çok özel şeyler yaşanmıştır muhakkak ama bilinen kadarıyla 6 bölümden oluşuyor. Bir tanesinde de hamam varmış ama tabii ki artık bu 6 bölümdeki hamam kullanılmıyor. 6 bölüm açılmış gene. Sergi salonları, konferans salonları yapılmış, kafeteryası, lokantası yapılmış, özel misafirlerini ağırlayabileceği yerler yapılmış ve böylelikle tekrar günümüze kazandırılmış özel ve güzel bir mekan burası. Türk musikisi ile güzel bir yemek yemek istiyorsanız adresiniz Sümbüllü Konağı olması gerekiyor. Eşsiz bir manzarada kahvaltıdan öğlen ve akşam yemeklerini. Tabii ki tüm detayları öğrenmek için yanımızdaki hanımefendiyi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Feyzan Ozan. Sümbüllü Bahçe Konağı Osman Gazi Belediyesi'ne ait olan bir işletmesi. Ben de burada sorumluluğunu üstleniyorum. Dediğiniz gibi Sümbüllü Bahçe Konağı Türk mutfağı ve Bursa mutfağı kültürünü Bursalılarla ve tüm Sümbüllü Bahçe Konağı'na gelen misafirlerle paylaşmakta. Hizmetin kapsamlarında neler var öğrenelim? Tabii ki memnuniyetle. Sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi hafta içerisinde saat 11'den akşam 23'e kadar kahvaltı, öğle yemeği ve akşama değin süren restoran hizmetiyle hafta içerisinde hizmet veriyoruz. Hafta sonu saat 9.30'da kahvaltı programıyla yine demin söylediğim gibi öğlen ve akşama değin 23'e kadar restoran hizmetimiz tüm hafta boyunca devam etmekte. Peki bu güzel konakta hangi lezzetleri tatabiliyorlar? Şimdi Sümbüllü Bahçe Konağı da Osman Gazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar Başkanımızın arzu ettiği şekilde Türk mutfağı ve tüm ürünlerin burada yapılıp geleneksel şekilde yapılıp hizmet verilmesiyle biz hizmet veriyoruz. Bu da artık günümüzde fast food'un çok artık yaygın olup
doğal ve taze gıdaların çok tüketemediğimiz bir zaman diliminde çok özelliğini hissettiren bir durum. Kahvaltımız, reçellerimizi kendimiz yapıyoruz. Salçamız aynı şekilde. Tüm gördüğünüz ürünler burada yapılıp hizmet olarak sunulan ürünlerimizdir. Her gün iki çeşit çorba, üç çeşit ana yemek, mevsim zeytinyağları, yine Sümbülbahçe konağına özgün tatlıları ve içecekleriyle birlikte konuklarımızla bunları paylaşıyoruz. Burada 10 liraya da hem keyifli, hem damak zevkine uygun, hem de karnını doyuracak şekilde, ama arzu ederse en fazla 30-35 lira, ama tüm ürünler dahil gibi her bütçeye uyacak şekilde ürünlerimiz mevcut. Yani ben Sümbülbahçe Konağı'ndaki o güzel lezzetlere ulaşamayacağım derdi yok. Yerli yabancı da konuklarınız var. Yerli yabancı konuklarımız, evet, yoğunlukta. Biz yoğunlukta tüm Bursa ve bağlı iller Sümbülbahçe Konağı'nı tanıdı diye hissediyoruz içindeyken, servis yaparken. Ama daha ilk defa geldik, şimdiye kadar bilmiyoruz diyenleri duyunca biz de şaşırıyoruz. Yani bu yoğunluk, ya da bu herkes biliyor ki bu yoğunluğumuz var diye düşünürken, daha bilmeyen konuklarımız da var. Onları da en kısa sürede kendi kültürümüzle ağırlamak istiyoruz. Evet, onlar konuklarını bekliyorlar. Bu çok güzel bir konakta, güzel bir Bursa manzarasıyla yemeğinizi, çayınızı, kahvenizi içmek istiyorsanız Sümbülbahçe Konağı sizleri bekliyor. Ve tabii ki çok özel bir, kendinizi özel hissetmek istiyorsanız, çünkü burada kimler yaşamış bilmiyoruz ama yaşayanlar çok şanslıydı. Siz de şanslı olanlardan biri olmak istiyorsanız buyurun yiyelim. Programında bir kez daha Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar konuğumuz oldu. Osman Gazi'nin pek çok yerinde birçok hizmetler yapılmış. Şimdi ben onların görüş ve düşüncelerini almak üzere başkana dönüyorum. Bize neler anlatır? Osman Gazi Belediye'miz Bursa'nın merkezi. Dolayısıyla kendine has sorunları var. Sorunların başında da trafik geliyor. Trafik ve parklanma sorunları geliyor. Bizler göreve geldiğimizde Osman Gazi trafik sorunu çözümüyle ilgili parkları, otoparkları çoğaltmayı hedef aldık kendimize. Ve bunu yapmak için de kamulaştırma yaparak şehrin merkezindeki yerlerde yeni park yerleri üretmiş olduk. Tabii şehir merkezinde boş yer olmadığı için genelde bunları biz kamulaştırma yaparak otoparkları yaptık. Kapalı otopark olarak bunları yaptık. Tabii elde edilen yeri de daha verimli kullanma adına sadece tek fonksiyonlu değil, farklı fonksiyonlar ona yükleyerek çok amaçlı kullanmayı hedefledik. İşte çarşamba kapalı pazar alanı ve otoparkı böyle bir düşüncenin ürünüdür. Çarşamba pazarı Bursa'nın en eski sokak pazarıdır. O pazarı biz kaldırdık, kapalı yere aldık. Bununla birlikte orası şehrin merkezi. Dolayısıyla otopark sorunu ciddi bir sorun olarak orada karşımıza çıktı. Bizler de Bursa'nın en büyük otoparkını oraya inşa etmiş olduk. 18 metre yerin altına inerek ve yer üzerinde çok fazla bir yoğun kütle görüntüsü ortaya çıkarmadan şehir estetiğini daha güzel hale getirecek, bina ile boğmayacak bir yapı yapmış olduk. Yine buna benzer intizam katlı otoparkı da yine yerin altında. Orası da aynı şekilde kamulaştırma çalışmaları yapılarak ve vatandaşın orada nefes alabileceği bir meydan da ortaya çıkmış oldu. Onun üzerine tabii çocuk oyun gruplarının olduğu, yürüyüş parkurunun olduğu, spor aletlerinin olduğu, kafeteryanın olduğu bir sosyal donatı alanı olarak mahallelerin kullanabileceği bir mekan olarak ortaya çıktı. Tabii onun da altı otopark. Yine Ulu Yol'da bir
adliye civarında bir katlı otoparkı yapmış olduk. Yine en son Aktar Üstem Mahallesi'nde 350 araç kapasiteli ve orası da yine altı parmak Aktar Üstem bölgenin sıkışık olduğu çarşının hemen yanında sıkışık bir bölge, ciddi otopark sorunu olduğu bir yer. Orada da aynı şekilde kamulaştırma çalışmaları yaparak çok uzun sürdü oradaki çalışmamızda. Ve yine orada aynı şekilde bir kısmının altı otopark ve üzerine meydan olacak şekilde çocukların oyun gruplarının olduğu, vatandaşın nefes aldığı bir mekan olarak ortaya çıkarmış olduk. Yani bizler bu çalışmaları yaparken hem yıkıyoruz, yerine yapıyoruz ama yıktığımız zaman en azından o mahallenin nefes alabileceği bir mekanı da ortaya çıkarmış oluyoruz. Yani sadece bina yaparak değil, oraları tamamen imarlı yerler. Ama oradaki imar haklarının tümünü biz bina olarak kullanmıyoruz. Hedefimiz, amacımız vatandaşın yaşayabileceği yeni mekanlar oluşturmak. Tabii bununla birlikte biz geçtiğimiz dönemde spor yatırımlarına ciddi bir ağırlık verdik. Yeni spor tesisleri, bunlar işte futbol olabileceği gibi işte kapalı salonlar ve mahalle semt takımlarının spor yapabileceği tesisler ve yine yüzme sporun yapılabileceği kapalı yüzme havuzları. Bizlerin yoğun olarak üzerine çalıştığı konuların başında geliyor. Yine şu anda atletizm salonu Bursa'da ilk, Türkiye'de ikinci oluyor. O da şu an ihalesi yapıldı. İnşallah o da Bursa'mıza değer katacak. Bursa'da yeni sporcuların atletizmin gelişeceği, uluslararası başarı elde etmeyi planladığımız bir altyapı çalışmalarını yapmış oluyoruz. Bunlar tabii Bursa'nın spor kenti olması noktasında ciddi yatırımlar. Tabii bizim 5 ayrı havuzumuz var. Bu havuzlarımızda yüzme takımlarımız, su topu takımlarımız, 2 tane kapalı spor salonumuz var. Bu salonlarımızda handball, süper lig handball takımımız var. Tabii altyapıya önem veriyoruz. Altyapıda ciddi sporcularımız var. Okullarımızla işbirliği yaparak onları da spora dahil edip onların o başarısını daha geliştirecek altyapı çalışmalarını onlara imkanı sunmuş oluyoruz. Amacımız, hedefimiz sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek ve çocuklarımızın okul dışında boş vakitlerini geçirebileceği yeni mekanların üretilmesi. Ve bunlar da hayırlı olsun diyoruz çocuklarımıza, geleceğimize. Çarşamba'da Çarşamba Pazarı olarak geçiyor. Merinos'un hemen karşısında, Merinos'un o güzel parklarıyla birleşen bir alan burası. Yaşanabilir ve Estetik Şehirler yarışmasında jüri özel ödülünü alan bu projede salı günleri giysi pazarı, çarşamba günleri de gıda üzerine satışlar yapabiliyorlar. Yaklaşık 200 tane pazarcının tezgahını alıyor. Hemen altında da 3 katlı 360 araçlık otoparkı var. Pazar yerlerinin özelliği de afet zamanlarında gelip toplanacak yerlerden biri olarak görülmüş. Bu anlamda da çarşambada çok özel, çok güzel bir mekan oluşturulmuş. İsterseniz alışverişinizi yapabiliyorsunuz, isterseniz parkta oturup dinlenebiliyorsunuz, çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Hem otoparkı var, hem mescidi var, hem çocuk alanları, hem spor alanları olan ve bu güzel pazarda biz de biraz gezmek istiyoruz. Bakalım neler var.
Osman Gazi Belediyesi'nin proje ve tasarım anlamında birçok projesi ödül aldı. Onlardan bazıları da kapalı pazar alanları. Birçok semtte ve birçok yerde kapalı pazar alanları düzenleyerek o dağınık pazar görüntülerinden kurtararak toplu bir düzenli hale getirdi. Onlardan biri de çifte havuzlarda Fatih Yaşam Merkezi. Yaşam Merkezi diyorum, burası sadece kapalı bir pazar alanı olarak düşünmeyin. Akustik bir yapısı olarak dizayn edildiği için, akıllı binalardan biri olduğu için aynı zamanda da konser alanı olarak düzenleniyor, kullanılıyor. Hemen yan tarafında gene aynı ismi taşıyan bir yüzme havuzu ve spor salonu var. Sporcu fabrikaları projesiyle geleceğe sporcu yetiştirmeye çalışan, sağlam ve çevik insanlar yetiştirmeye çalışan Osman Gazi Belediyesi'nin yaklaşık 5 tane yarı olimpik yüzme havuzları bulunuyor. Onlardan biri de burada, bu mekanda. Önce sizi tanıyalım ve nerede olduğumuzu öğrenelim. İsmim Gökhan Bora. Osman Gazi Belediye Spor Kulübü'nün baş antrenörü ve koordinatörüyüm. Yüzme ve su topu antrenörüyüm. Şu an hangi mekandayız biz? Şimdi Fatih çifte havuzları, Fatih yüzme havuzundayız. 5 yarı olimpik yüzme havuzlarından biri dedim. Evet. Burada da nasıl dersler veriliyor, neler yapılıyor sizden öğrenelim. Şimdi, Osman Gazi Belediyesi Spor ve Belediyesi olarak, öncelikle Osman Gazi Belediyesi olarak Bursa'da bir merkez yapalım dedik. 5 tane havuzda Fatih yüzme havuzunu sporcu merkezi haline getirdik. Yüzme okullarımız burada yapılmaktadır. Altyapıdan sporcularımız burada yetişmektedir. Türkiye şampiyonlukları, bölgesel yüzme yarışlarına artı su topu faaliyetleri tamamen burada yapılmaktadır. Peki bu şu anda çocuklarımız var, yaş grubu olarak hangi yaş grubu bilmiyorum ama belli bir aralıklarda bir yaş grubu vardır. Evet. Ne kadar saat buraya geliyorlar, haftanın kaç günü geliyorlar, nasıl bir hizmet veriliyor? Şimdi pazartesi temizlik günümüz, bakım günümüzdür havuzun. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü olmak üzere sabah 7.30'da başlayıp akşam 7.30'a kadar yüzme çalışmamız vardır. Bir ortada sabahçı öğrenci dönüm noktasında bir boşluğumuz vardır. Cumartesi pazar sabah 7.30'da havuzumuz başlar. Saat 6.30'a kadar yüzme devam eder. 6.30'dan sonra da saat 9'a kadar top faaliyetimiz devam etmektedir. Onun yanı sıra hafta içinde 7'den 9'a, 9.30'a kadar akşam topu faaliyetlerimiz devam etmektedir. Topu diye bahsediyoruz. Bunu biraz açarsak nasıl bir spordur, nasıl oynanır onu sizden dinleyelim. Topu dünyanın en zor sporlarından bir tanesidir. 13 kişilik mavi ve beyaz başta oynamaktadır. Birden 13'e kadar sporcu olmaktadır. Sporcumuz olmaktadır. Osman Gazi Belediye Spor Kulübü'nde de minikler, yıldızlar, genç, ümitler, yıldızlar, büyükler olmak üzere artı bu sene de bayanlarımıza da başladık. Faaliyetlerimize sürdürmekteyiz. Peki stop oynayabilmek için bir sporcu olması gerekiyor mu, yoksa halktan herhangi biri gelip yazılabilir mi? Şimdi biz altyapıdan sporcu olarak çocuklarımıza öncelikle yüzme öğretiyoruz. Belli bir seviyeye yüzmenin tekniklerini öğrettikten sonra onları branşlara ayırıyoruz. Bunları yüzme branşına bir kısmını ayırıyoruz, bir kısmını da stop branşına ayırıyoruz. Stopunu tercih eden gruplara antrenörlerimiz eşliğinde stopunu ayırıyoruz. Yüzmeyi de aynı şekilde yüzme branşına ayırıyoruz. Bir de ben kapıda bir sertifika gördüm. Temizlikle ilgili, hijyenle ilgili. Onu da açarsak. Şimdi havuzlarımızın, sağlık müdürlüğümüzün böyle her sene havuzlar arasında yarışlar yapılmaktadır. Temizlik yarışları. Hijyen açısından. Havuzlarımız 2 yıldır, 3 yıldır üst üste hijyen olarak birincilik ödülünü almaktayız. Onlar da bize mutlu görüyor. O da bize mutlu görüyor. Peki şimdi hocamızın söylemiş olduğu bu su topunu biz de görelim. Bakalım nasıl oynuyorlar, neler yapıyorlar, izleyelim.
hep hocalarla anlattık, konuştuk kadın gözüyle program olarak. Biraz da gençlerimize söz verelim dedik. Bakalım neler söyleyecekler. Yüzmeyi ve sporu seviyorlar mı? Hemen dinleyelim. Önce biraz daha yaşça büyüğümüzü dinleyelim. Sizi bir tanıyalım. Adım Salih Gülbaşı. 2002'liyim. O kadar yani yüzmeye 7 senedir devam ediyorum. Şu an Çift Havuzlar Mahallesi'nde Fatih Yaşam Merkezi'nin havuzundasınız. Yüzmeyi seviyor musunuz? Evet. Çok seviyorum yani. Evet. Kızımızı da tanıyalım. Yeşil gözümüzü. Adım Begüm Soylum Tan. 2001 doğumluyum. 4 senedir yüzüyorum. Başka bir kulüpten geldim. Yüzmeyi seviyorum. Her zaman geliyorsun değil mi? Aynen. Evet, onlar yüzmeyi oldukça sevdiklerini söylediler. Suyun derecesi de ılık, yani soğuk olarak düşünmeyin. Sıcak bir ortam. Aynı zamanda da aileleri özel bir camekanlı mekanda çocuklarını izleyebiliyorlar. Tamamen hijyenik bir ortamda gözetim altındalar. Öğrencilerini, öğretmenleri öğrencilerinin yanında ayrılmıyorlar. Hiçbir sorun yaşamıyorlar bu anlamda. Güvenle çocuklarını teslim edecekleri yerlerden biri burası. Biz de oldukça beğendik. Tabii ki kadın gözüyle anlatmaya ve gezmeye devam ediyoruz.
geldik. Sanatçılar ve besteleri notalarda yaşıyor diyoruz ve size müzikle veda ediyoruz. Haftaya bir başka yörede görüşmek üzere, hoşça kalın. Ellerim.